ve Ramazan gelir. Rahmeti, muhabbeti, bereketi, mağfireti, iyiliği alır ve Ramazan gelir. Tıpkı Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i alıp bir kutlu gecede getirdiği gibi kalplerimize bir seneden sonra bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i bırakmak üzere Ramazan gelir. Teravihlere Tatlı bir huzur gelir Ramazan'la birlikte. İftar sofralarına güzel bir heyecan gelir. Sahura bir safa, bir seher kıvamı gelir Ramazan'la birlikte. Çocukların uykusuna bir letafet, annelerin telaşına bir güzellik gelir Ramazan'la birlikte. Ve Ramazan gelir şehre gelir, gökyüzüne gelir, ağaçlara, çiçeklere gelir. Her şeye muhabbeti güzelliği getirmek üzere gelir. Müminler sevinir. Bir yıl aradan sonra bir kez daha Cenab-ı Hak bir Ramazan-ı Şerife bizi kavuşturdu diyerek. Ve Ramazan sevinir. Bir seneden sonra müminlere bir kez daha misafir oldum, bir kez daha kavuştum diyerek. Mümin Ramazan'ı özler, Ramazan mümini belki biraz daha fazla özler. Çünkü insan dediğiniz nefsi vardır, gafildir, dünyaya kapılır bazen, bazen niçin yaratıldığını unutuverir ama Ramazan o öyle mi? Onun işi hatırlatmak, onun işi mümine kim olduğunu hatırlatmak, insana bir iyilik daveti, bir güzellik, bir huzur, bir muhabbet taşımak ve Ramazan gelir. Müminin kalbi bir bayram çocuğu gibidir şimdi. Zaten Ramazan geliyor diye sevinmek iman alametindendir diyen büyükler belki de bundan sebep söylemişlerdir. Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili denecekse eğer, Ramazan mümine sevgilidir ve bir sevgili gibi gelir. Ve mümin zannediyorum ki şu demde her şeyi bir kenara bırakıp bütün hücreleriyle damarında akan kandan aldığı nefese, bakışlarına, bakışlarındaki buğuya, duruşuna, hasit, her şeyiyle beraber şunu söyler hoş geldin ya şehri ramazan merhaba